Merhaba arkadaşlar, doğal alanlardayız ve bugün sinir otunu toplayacağız. Sinir otu gerçekten oldukça faydalı. Doğanın mucize bitkilerinden birisi ve şu anda ilkbaharda çıkmaya başladı. Çiçeklenmeden önceki dönemi yaprakları en şifalı şekilde, bu nedenle bugün toplayacağız, bir miktar kurutacağız. Hem şifalı çayını yapmak üzere hem de ihtiyaç duyduğumuzda değerlendirmek adına. Plantago major, bilimsel ismiyle doğal alanlarda tanıyabileceğimiz bitki, damar otu, sinir otu, sinirli ot, sihir otu gibi farklı isimlerle anılıyor ve oldukça şifalı. Bu bitki içerisinde allantoin denen bir madde barındırıyor ki çok önemli, yara iyileştirici bir yapıda. Özellikle suyu, yani bitkinin öz suyu yara iyileştirmede çok etkili bileşikleri içerisinde barındırıyor. Bu şekilde sinir otu faydalı ve şifalı bir bitki. Özellikle yara, apse ve çıban iyileştirici bir yapıda ve dolamaya çok iyi geldiği biliniyor ve Anadolu'da yöre halkları tarafından çokça kullanılıyor. Aynı zamanda sihir tedavi etmede de kullanılabilen bir yapıda ve bu yaprakların taze haldeyken ağrıyan bölgeye konulmasıyla eklem, romatizma ve kas ağrılarını giderdiği biliniyor. Şu şekildeki yapısı. Çayı yapılarak da şifa elde edilebilen bir yapıda sinir otu, özellikle astım, bronşit ve akciğer tüberkülozunu tedavi edici bir yapıda. Boğmaca ve inatçı öksürüğe karşı çok etkili. Yine nefrit tedavisinde kullanılıyor. Bronşlardaki iltihapları yok ediyor ve mide ülseri için de arkadaşlar bunun yapılan çayı çok etkili. Çayını yapmak üzere toplanan yaprakları gölgede 2-3 gün içerisinde kurutuluyor ve daha sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı bitki kısımları kurutulmuş halde kaynamış suda 2-3 dakika bekletilerek şifalı çay elde ediliyor ve duruma göre, hastalığın tedavisine göre günde 1 ile 3 bardak arasında içilebilir sinir otu. İşte arkadaşlar, doğal alanlarda müthiş etkileri olan sinir otunun da özellikleri ve şifalı durumu bu şekilde.